Eylül. Süreyya, 5 yıldır evli olduğu karısı Suad'la birlikte, babasının köşkünde yaşamaktadır. Rahatına ve zevkine düşkün bir adam olan Süreyya, bir dairede memurdur. Yaz aylarını babasının Bakırköy'deki şehre uzak bağ evinde geçirmek zorunda kaldığı için sıkıntılıdır. Boğaziçi'nde bir yalıda yaşamanın hayalini kursa da, aldığı maaş bu hayali gerçekleştirmek için yeterli değildir. Süreyya'nın halasının oğlu Necip de, ara sıra köşke misafir olarak gelir. Necip, çalışmadan yaşayan, vaktinin çoğunu eğlence yerlerinde geçiren, yaşı 30'u geçtiği halde evlilikten kaçan bir gençtir. Süreyya'nın kız kardeşi Hacer, evli olmasına rağmen Necip'le gönül eğlendirir. Kocasına bir sevgiliden çok, anne şefkatiyle bağlı bir kadın olan Suat, Boğaziçi'nde bir yalı kiralayabilmelerine yetecek parayı temin edebilmek için, kocasından gizli babasına bir mektup yazarak para ister. Bu durumu öğrenen Süreyya çok sevinir, kuzeni Necip'i de yanına alarak Boğaziçi'ne gider ve güzel bir yalıyı kiralık tutar. Necip, ara sıra yalıya misafir olarak gelir. Süreyya, misafirine büyük bir heyecanla yalının güzelliklerini anlatır, Suad ise kendi elleriyle yemekler hazırlar. Necip, bu mutlu çifte imrenerek bakar. Kendisini yalnız hisseder ve yaşantısını bir cehenneme benzetir. Süreyya ile Suad, Necip'in gelmesine çok sevinirler, gitmesini geciktirmek için sürekli bahaneler uydururlar. Uzunca bir aradan sonra, yeniden piyano çalmaya başlayan Suad'ın aksine, kocası Süreyya'nın müziğe karşı en ufak bir ilgisi yoktur. Necip ise, derin müzik birikimine sahiptir, Suad piyano çalarken hemen yanı başında onu heyecanla dinler, ünlü bestecilerin yaşamlarına dair bilgiler verir. Denize aşırı derecede tutkun olan Süreyya, bir sandal satın alır ve sık sık denize açılır. Yelken hevesi, geri kalan her şeyi ihmal etmesine neden olur. Bazı günler Necip de Süreyya ile denize açılır ancak evde kaldığında vaktini Suad'la birlikte piyano başında geçirir. Necip'in Suad'a karşı duyduğu hayranlık günden güne artar. Evleneceği kadının tıpkı Suad gibi olmasını ister, elinde olmadan sürekli onu düşünür. Uzunca bir süre kalbinde duyduğu bu heyecanın adını koyamasa da sonunda Suad'ı sevdiğini kendisine itiraf eder. Necip, bir akşam, evden çıkmak üzereyken, piyanonun üzerinde Suad'ın şemsiyesi ile eldivenlerini görür ve heyecanla eldivenlerden birini cebine koyarak oradan ayrılır. Bir süre sonra, bağ evinden onları ziyarete gelen dadı, Necip'in yalıda çok sık kalmasından Hacer'in kötü anlamlar çıkardığını anlatır. Bu söylenti yüzünden Suad, daha mesafeli davranması gerektiğini düşünür. Bir gün Süreyya, Necip'in tifoya yakalandığını, bağ evinde ölümle pençeleştiğini söyler. Bir an önce bağ evine gitmek isteyen Suad'ın aksine Süreyya, Necip'in hastalığına duyarsız kalır. Bir süre sonra, Necip'in iyileşmediğini öğrenince bağ evine giderler. Hacer, yastığın altındaki eldiveni gösterir. Kaybolan eldiveninin Necip tarafından alındığını gören Suad, her şeyi anlar. İç dünyasında sürekli olarak gelgitler yaşayan Suad, bir yandan hiç tatmadığı duyguları yaşadığını düşünürken, öbür yandan evli bir kadın olarak böylesi yasak duyguları yaşadığı için kendisinden nefret eder. Necip'in iyileşmesinin ardından, tekrar birlikte vakit geçirmeye başlarlar. Necip iç dünyasında bir süre savaş verdikten sonra, Suad'ın namusuna ve temizliğine saygı duymaya karar verir. Ondan kendisine kardeşi gibi davranmasını ister ve bu teklif Suad tarafından da olumlu karşılanır. Bu şekilde ilişkilerini temiz tutacaklarına inanırlar. Bir süre sonra Süreyya, yalıdan sıkıldığını söyleyerek babasının köşküne taşınmaya karar verir, ancak Suad, kocasının bu kararına karşı çıkar. Aralarında şiddetli bir tartışma yaşanır. Evliliğinde söz hakkı olmadığını düşünen Suad, karamsarlık ve umutsuzluk içinde konağa gider. Bir hafta sonra Necip de konağa gelir. Necip'in konağa gelmesi Hacer için bulunmaz bir fırsattır. Hacer'in gözlerini sürekli olarak üzerinde hisseden Suad, olabildiğince mesafeli ve soğuk davranır. Necip ise, bir şeylerin yolunda gitmediğini hisseder ancak Suad'ın etraftaki insanlar yüzünden kendisine soğuk davranmasını kabullenemez. Her seferinde bir umutla konağa gelir, fakat Suad'ın suskun halini ve ilgisizliğini görünce kaçmak, uzaklaşmak ister. Kalbinde yücelttiği kadının, tıpkı öncekiler gibi sıradan olduğunu düşünerek konaktan ayrılır. Bir süre sonra Süreyya, Necip'in kendisini içki ve eğlenceye kaptırdığını, şehre gelen bir tiyatro kumpanyasının oyuncusuyla gönül eğlendirdiğini söyler.
Bunun üzerine Suat, Necip'in karşılaştığı ilk güçlükte kaçıvermesine, yeniden eski yaşamına dönmesine bir anlam veremez. Kocasına eskisi gibi bağlanıp her şeyi unutmaya karar verir ancak çabaları boşunadır. Birkaç hafta sonra Necip, sarhoş ve bitkin bir halde konağa gelir. Evdekiler, Necip'in ateşinin yüksek olduğunu fark edince gitmesine izin vermezler. Necip'in bu duruma düşmesinden kendisini suçlayan Suat, evin karanlık bir köşesinde ağlar. Ertesi gün evdekiler, bir davete gidecekleri için, gelecek olan doktorla Suat'ın ilgilenmesini isterler. Evde Necip'le yalnız kalan Suat, doktoru beklemeye başlar. O sırada odasında uyuyan Necip, bir süre sonra Suat'ın yanına gelir. Her ikisi de büyük bir heyecanla aşklarını dile getirirler. Necip, her şeyi unutup uzaklara kaçmayı teklif eder ancak Suat, kocasını bırakmaya hakkı olmadığını söyler. Necip, ayda yılda bir görmeye bile razı olduğunu, küçük bir bakışın, tatlı bir gülümseyişin kendisine yeteceğini söyleyerek Suat'ın titreyen gözlerinden öper, ellerini bırakır ve konaktan ayrılır. Geceleyin konakta yangın çıkar, alevler bir anda konağın her tarafını kaplar. Herkes büyük bir panikle dışarı kaçışır. Şaşkın bir halde Suat'ı arayan Süreyya, bu sırada Necip'le karşılaşır ve ona Suat'ı göremediğini söyler. Onun bulunduğu odanın kapısına geldiklerinde, Necip dehşetle haykırarak içeri atılır, tam bu esnada şiddetli bir çatırtıyla tavan yıkılır, her taraf alevler içinde kalır. Necip ve Suat birlikte can verirler. Mehmet Rauf tarafından kaleme alınan bu güzel eserin özetini, Bilgi Yayınları'nın 320 sayfalık baskısından sizlerle paylaştık. Dinlediğiniz için teşekkürler.